Merhabalar. Promise serisini çok beğendiniz. Bu seriyi devam ettir dediniz. Şimdi benim de en sevdiğim yapım olan The Search'ta karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olup paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yıllar önce Ateş Ulusu topraklarında Hira kasabasında genç biri tiyatro oyunu çalışması yaparken arkasından sessizce yaklaşanı görmedi. Genç kız onu korkutmuştu. Kendisini korkuttuğu için Ursa'ya kızmıştı İkem. Ama Ursa onun kudretli ejderha imparatoru olduğunu söyledi. Nasıl korkardı? Bu sadece maskeyi taktığındaki karakteriydi. Maske çıktığında Ursa'nın zavallı erkek arkadaşı İkem'di. İki sevgili rollerine çalışırken İkem Ursa'ya bir anda benimle evlenir misin diye sordu. Ursa şaşırdı çünkü oyunda böyle bir replik yoktu. Zaten oyun için sorulmuş bir soru değildi bu. Kem Ursa'yı çok seviyordu ve onunla evlenmek istiyordu. Bu sorunun cevabı sevinçli bir evet oldu. Zuko ve Avatar takımı bir bilgeden ders alıyorlardı. Ama Aang ve Sokka için bu adamın anlattıkları boş laflardan ötesine geçmiyordu. Bilgenin söylediklerinden aile kelimesi Zuko'nun dikkatini çekti ve ondan söylediklerini tekrar etmesini istedi. Bilge için ufak bir ulusun kalbi ailedir ve büyük bir ulusun kendisi de ailedir. Kendi ailesine saygı duyan bir yönetici hükmettiği ulusa da saygı duymayı öğrenir. Zuko çok düşünceliydi ve Aang bunu fark etti. Ona iyi olup olmadığını sordu. Aang'e göre yaşlı adam boş konuşuyordu. Zuko ise babasını hapse attığını, kardeşinin akıl hastanesinde olduğunu, annesinin de sürgünde olduğunu söyledi. Ulusu onun için neydi? Ursa heyecanlı ve mutlu bir şekilde evine koşarak gitti. Çünkü ailesine güzel bir haber verecekti. Tam sevgilisinin ona evlenme teklif ettiğini söyleyeceği sırada annesinin ağladığını, babasının da orada olmadığını gördü. Ursa ne olduğunu merak etti, annesine sordu. Babası evin arkasındaki seradaydı. Annesi Ursa'ya onu çok sevdiğini söyledi ve Ursa seraya gittiğinde babasının yanında Ateş Lord'u Azulon'u gördü. Azulon, Avatar Roku'nun soyundan gelenleri bulmak için çok çaba harcamıştı. Sanki ondan saklanıyor gibiydiler ama sonunda amacına ulaşmıştı. Ateş bilgileri Azulon'a oğlunun Avatar'ın torunuyla evlenmesiyle çok güçlü bir soy meydana geleceğini söylemişti. Azulon Ursa'yı oğlu Ozai ile tanıştırdı ve Ozai'nin ona bir teklifi vardı. Suki Zuko'ya Yuda zirvesinden sonra eski halinden eser kalmadığını söyledi. O artık mutlu gözüküyordu. Zuko Engin Yuda için farklı planı olduğunu söyledi. Orada 4 ulusun beraber yaşayabileceklerini düşünüyordu. Bu farklı yaklaşım dünya için belki de iyi bir şey olabilirdi. Bu muhabbeti yaptıkları yer Ozai'nin hapis kaldığı yerin önüydü ve Ozai ve Azula karşılıklı oturuyorlardı. Tek bir kelime bile etmemişlerdi. Zuko elinde çayla onların yanına gittiğinde Suki ona onların misafir değil tutsak olduklarını söyledi. Ne olursa olsunlar onlar Zuko'nun ailesiydiler. Azula eli kolu bağlı olmasına rağmen Zuko'nun tuttuğu tepsiyi devirdi, Zuko'nun dengesini bozdu. Tai Li hemen Azula etkisiz hale getirdi ama buna gerek yoktu. Elleri zaten bağlıydı Azula'nın. Azula Tai Li'yi onun onlara nasıl ulaştığını sordu. Nasıl oluyordu ondan korkmuyorlardı. Zuko, Tai Li ve Suki'yi sakinleştirmeye çalıştı. Azula ve Ozai uzun bir aradan sonra konuşabiliyorlardı. Ortam çok uygun olmasa da Zuko çayın ortamı yumuşatacağını düşünmüştü. Azula babasıyla özel olarak görüşmek istedi. Zuko da onlara yarım saat verdi. Suki bunun mantıklı olup olmadığını sorduğunda Zuko birinin çiğlerinin kapalı diğerinde ateş bükme gücünün elinden alındığını söyledi. Ne yapabilirlerdi ki? Zuko'ya göre Azula annesini bulabilmesi için en büyük şanstı. Tai Li Azula'nın haksız olduğunu söyledi çünkü ondan hala korkuyor. Ursa, Ozai ve Azulon'la beraber arabada başkente doğru yolculuk yaparken İkem elinde sahte bir kılıçla arabanın önünü kesti ve sevdiği kadının ondan zorla alınmasına göz yummayacağını söyledi. Azulon, İkem'in öldürülmesini söyledi. Ursa hemen olaya dahil oldu ve Ozai'den onu affetmesini istedi. İkem'in sadece kafası çok karışıktı. Ozai kavgayı durdurdu. Ursa İkem'e eve gitmesini ve Ozai'nin ona evlilik teklifi ettiğini, onun da kabul ettiğini söyledi. İkem onun Ozai'ye evlenmek isteyip istemediğini sorduğunda ikimizin değil için evine git cevabını aldı. Suki, Tai Li ve Zuko Azula'yı gece kalacağı yere götürürlerken Zuko Tai Li ve Suki'ye Azula'yı tek götürebileceğini söyledi. Azula'nın çiğleri yakında açılacaktı ama Zuko bir problem olmadığını söyledi. Zuko Azula'ya baba kız ne konuştuklarını sordu. Azula havadan sudan dedi. Hastane yemeklerini ne kadar sevmediğini anlatmıştı. Zuko Azula'nın eski odasını hazırlatmıştı. Yanında birisinin sürekli kalması şartıyla orada olması onun için iyi olurdu. Azula Zuko'ya hiç çiğlerinin kapanıp kapanmadığını sordu. Bu Azula'ya komik bir şekilde iyi hissettiriyordu. Sanki erimiş bir mum gibi oluyordu. Ama güçleri geri geldiğinde kısa bir anlığında ne kadar esnek olduğunu anlıyorsun dedi ve bağlarından kurtuldu. Zuko'ya saldırıp oradan kaçmaya başladı. İkem sevdiğinin uzaklara götürülmesinden sonra kasabadan ayrıldı ve bir köyün kenarında ev yaparken kurt ruhuyla karşılaştı.
Zuko'nun elinden kaçan Azula saraydan kaçmak yerine sarayın içinde gizli bir odaya gitmişti. Zuko onu bulduğunda oranın neresi olduğunu sordu. Azula buraya babasından öğrenmişti. Bu kolay olmamıştı. Burası Ozai'nin gizli mahzenlerinden biriydi. Azula'ya göre Zuko küçükken korkmayıp Azula ile beraber sarayı keşfetmeliydi. Azula elindeki mektupları gösterdi ve bunların annelerini bulmanın anahtarı olduğunu söyleyip yaktı. Aslında burada yaptığı şey bambaşkaydı çünkü yaktığı şeyler sadece zarftı. Zuko buna çok sinirlendi ve Azula'ya sorunun ne olduğunu sordu. Azula bunu neden annene sormuyorsun, o eminim biliyordur diye cevap verdi. Azula da Zuko kadar annesini bulmak istiyordu. Ona mektuplarda ne yazdığını söylerdi ama bir şartı vardı. Ozai ve Ursa'nın düğünlerinde Ursa düşünceli gözüküyordu. Ozai ona ailesinin ne kadar tatlı olduklarını söyledi. Onlarla vedalaşırken son sözlerinin minnettarlık ve nezaket dolu olmasını istedi. Öyle yaparsa ailesi onu öyle hatırlardı. Ursa son sözleri kısmına takılmıştı. Ozai Ateş Ulusu prensesi olduğu için onun geçmişiyle ilgili tüm bağlarını kopartması gerektiğini söyledi. Artık geçmişinden ve eski hayatından bahsetmek yoktu. O artık saraya aitti. Aang, Sokka ve Katara Zuko'nun yanına geldiklerinde onları Iroh karşıladı. Aang Zuko'ya daveti için teşekkür etti ama aralarında Toph'un olmaması Zuko'yu şaşırttı. Toph'un okulunda kalması gerekiyordu. Zuko'ya onları neden çağırdığını sordular ve Zuko annesinin yerini bulduğunu oraya gideceğini söyledi. Kendilerini neden çağırdığını hala anlam veremediler. Zuko tam burada söylerken arkasında Azula göründü. Zuko'nun sözü yarım kaldı ve Azula'nın karşılığını düşünerek ona saldırdılar. Zuko ve Suki bir şekilde ortamı yatıştırdılar. Ozai'den bilgiler alan kişi Azula'ydı ve saygı görerek bağlanmadan o da onlarla seyahat edecekti. Bu yüzden ona eşlik edilmesini istiyordu Zuko. Aang'e göre bu çok kötü bir plandı. Iroh'a göre ise Zuko'nun ve Azula'nın huzuru bulmasına yardımcı olabilirdi annelerini bulmaları. Böylece Aang Zuko'ya yardım edeceğini söyledi. Ertesi sabah Aang Azula'ya güzel davransa da o herkese kötü davranıyordu. Zuko'ya göre o her an izlenmeliydi. İlk nöbeti Sokka almak istedi ama Azula'nın ufacık bir yıldırım bükmesiyle bile onu korkutmaya yetmişti. Aslında bu herkesi korkutmuştu. Bir anda Azula'yı etkisiz hale getirdiler. Zuko Azula'yı uyardı, anlaşmaya uyması gerektiğini söyledi. Böylece Zuko, Aang, Sokka, Azula ve Katara Appa ile beraber bir yolculuğa başladılar. Yolculuklarının sonu yaklaştığında Aang sinirli bir ifade takınmıştı. Burada ruhani bir varlığın gücünü hissediyordu. O yüzden böyle olmuştu suratı. Aşağı baktıklarında kurt ruhunu gördüler. Burada Azula bu yolculuk için herkese teşekkür etti. Nelerini bulduğunda onların en iyi dileklerini iletecekti ona. Ve Appa'dan aşağı atladı. Aang onu yakalamaya çalışsa da Azula onu planörünü yaktı. Tam kaçacağı sırada Azula kafasına sesler duymaya başladı. Suya baktığında annesini gördü ve ona bağırmaya başladı. Azula'ya göre annesi o doğduğu günden beri onu devirmek için plan yapmıştı. Onu seviyor gibi davranmıştı. Kaybolduktan sonra Zuko, Katara, Mei ve Tai Li ile nasıl iletişime geçtiğini sordu. İlk başta Tai Li'ye o sende nasıl iletişime geçti diye sorduğu kişi annesiydi. Azula'yı nasıl yeneceğini Katara'ya annesi anlatmıştı Azula'ya göre. Ama Azula bu savaşı kaybetmemişti. Tahtı Zuko'dan nasıl aldı olacağına herkes şahit olacaktı. Zuko geldiğinde Azula'nın kiminle konuştuğunu anlam veremedi. Zuko Azula'ya anlaşmaya uymasını söyledi. Azula buraya geldi ve artık Zuko'ya ihtiyacı yoktu. Annesini tek başına bulabilirdi. Zuko kardeşiyle kavga etmek istemiyordu. Katara Azula'yı durdurdu ama burada karşılarına kurt ruhu duruyordu. Ursa gizli bir odada mektup yazıyordu. Odadan çıktığında karşısına Zuko çıktı. Korktuğu için uyuyamadığını söyledi ona. Zuko'yu odasına götürdü ve uyuması için ona güven verdi. Daha sonra yazdığı mektup iletmesi için bir hizmetkara verdi. Bu mektup çok gizliydi, kimsenin haberi olmamalıydı. Ama hizmetkar mektubu açtı, içindekileri okuyup hemen Ozai'ye götürdü. Bu mektup diğerlerinden farklıydı. Ozai'nin bilmemesi gereken bir sır vardı içinde. Ozai'ye göre ise bu imkansızdı. Avatar ve arkadaşları öfkeli kurtla savaşıyorlardı. Azula Zuko'ya onu serbest bırakmasını söyledi. Böylece yardım edebilirdi. Zuko kardeşine güvendi, onu serbest bıraktı. Azula da dövüşü kazanmalarına yardım etti. Azula gece titreyerek uyumaya çalışıyordu. Zuko Azula'nın ellerini bağlamamıştı. Sokka'ya ona bir şans daha verdiğini söyledi. Gece soğuktu. Sokka kardeşinin üşümemesi için onun üstünü örttü. Zuko Sokka ile Katara ile olan ilişkileri hakkında sorular soruyordu. Katara ona sürekli su bükerek vuruyordu ama Sokka ona hiç küsmüyordu ya da kızmıyordu. Sokka'ya göre de o da kardeşine sürekli laf çarpıyordu. Burada zararlı çıkan Sokka olsa da kardeş söz konusu olduğunda hiçbir şey umurunda değildi. Zuko burada Azula ile olan ilişkisini düşündü ve üşüyen kardeşinin üstünü örtmeye gitti. Ama burada Azula'nın sakladığı mektubu buldu. Mektupta Zuko'nun Ikem'in oğlu olduğu yazıyordu.